deneyebiliyoruz. Ayrıca dergahlara, tekkelere, buradaki yapılanmaya baktığımızda, buradaki iktisadi ilişkilere, üretim ilişkilerine, mülkiyet yapılanmasına baktığımızda bunun tamamının rızalık temeline, rızalık ilişkisi temeline oturduğunu görürüz. Rıza şehri niye ütopya olsun? Bütün Alevi dergahlarında bir kere asla ve kata özel mülkiyet yoktur. Rızalık üzere bütün ilişkiler oluşturulur, rızalık üzere geliştirilir. Hep birlikte katılırlar ve ihtiyaca göre tüketim yapılır. Ve kalanı da ihtiyaç sahiplerine ve yoksullara dağıtılır. Bu geçmişte de böyleydi. Ta günümüze kadar, yani 20. yüzyılın başlarına kadar dergahlar, tekkeler dağıtılana ya da işte egemenler tarafından bu alanlara el konulana kadar, bu alanlar talan edilinceye kadar bir kere bu yapılanma sürdü. Yani büyük dergahlara baktığımızda, mesela Abdal Musa gibi, Hacı Bektaş gibi, Tapduk Emre gibi, Geyitli Baba gibi, Kaygısız Abdal gibi, Kızılderili Dergahı gibi dergahların yapılanmasına baktığımızda, buradaki iktisadi ilişkileri baktığımızda, üretim yapısını, paylaşım sistemini incelediğimizde karşımıza çıkan gerçeklik eşitlikçi, paylaşımcı, özgürlükçü bir yapılanmadır. Ve asla zorlama olmaz ve asla kimsenin konumu hiçbir kimseden herhangi bir sebeple farklılık içermez. Eşitlikçi bir düzlemdir. Kimsenin konumu altta ya da üstte değildir herhangi bir sebeple ve bu sebeple de asla iktidar ilişkisi oluşmaz. Yani biz bu yapılanmayı ne olarak, yani nasıl bir tanım içerisinde değerlendireceğiz? Bildiğimiz Rıza Şehri. Buyrukta tarifi yapılan Rıza Şehri'dir. Mesela Abdal Musa'ya baktığımızda bunu çok daha bariz görürüz. Çünkü Abdal Musa gibi, Hacı Bektaş gibi büyük merkezi dergahlar kalıntıları son zamanlara kadar kaldı. Yani bunun işte 10, 13, 14, 15, 16. yüzyıllardaki yapılanması bir yana, 18, 19. yüzyıllara kadar bunun kalıntılarına rastlıyoruz biz. Yani belgelerde bunun kayıtları var. Dolayısıyla mesela Abdal Musa'ya ilişkin çok ilginç kayıtlar aktarır Evliya Çelebi, Abdal Musa dergahını ziyarete gittiğinde, yani o bölgeye Teke bölgesine geçtiğinde çok ilginç veriler aktarıyor. Diyor ki, özetle tabii çok uzun uzun aktarıyor. Diyor ki, bu dergahın diyor 10 bine yakın koyunu vardı diyor, benim oraya vardığımda. Bine yakın diyor sağmal ineği, işte manda, sığır cinsi sağmaldan bahsediyor. Birçok yüzlere varan ambardan bahsediyor. Ve diyor ki, burada diyor bu hizmeti yürüten, gönüllülük temelinde bu hizmeti yürüten 300'e yakın derviş vardı diyor. Ve bunlar üretiyordu diyor. Ve çok önemli bir hususa daha değiniyor. Diyor ki, Musa Baba bu dergahı kuraldan beri diyor, bu dergahın ocağında ateşin söndüğü görülmemiştir diyor. 24 saat diyor buranın diyor, sürekli diyor yemekleri hazırdır, ihtiyaç sahipleri gelir diyor, burada ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca diyor ambarları doludur, ihtiyaç sahipleri gelir, oradan da ihtiyacını karşılar. Ayrıca diyor ben bu dervişlerle diyor muhabbet ettim diyor, her biri bir aristo akıllıydı diyor. Yani oradaki düşünsel derinlik, gelişmişlik, bilinçsel derinlik böyle bir ölçüyle değerlendiriliyor. Aristo'nun kim olduğu biliniyor zaten. Onunla ilgili yorum Aynen yapmamız öyle. gerekmiyor. Hatta yani hatta prim oranın altını şöyle bir ben kalın çizgiyle özellikle çizmek istiyorum. Çünkü ben onu ilk senden okuduğum zaman da kitapta çok etkilenmiştim. Yani yıl 1600'ler. Börklücü hareketinden 200 yıl Evet, sonra oraya geliyor. 17. yüzyılın ikinci yarısı. Yani ve daha yani Fransız devrimi olmamış. Bunun da altını çizelim. Daha Fransız devrimine yüzyıllar var ve yani o dönemin kavramları en fazla yani Aristo gibi düşünen ya da bilim üreten, akademi üretenlere ilmi bilgileri olan ilmi kişiler derlerdi. En fazla bu kavram vardı veya da İslam hakim olduğu coğrafyada da İslami bilgileri derlerdi ya da dini bilgileri yani burada da ilerici gözükenlere de ilmi derlerken Evliya Çelebi orada enteresan bir kavram aslında geliştiriyor. Bunların hepsini kenara koyuyor. İlmi durumun da üstünde görüyor, çağının ötesinde görüyor olacak ki kalkıyor burada Aristo akıllı insanlar olduğunu söylüyor.
Yani şimdi bunun özellikle Yani çünkü neden bunu bunun zaten biz ısrarla altını biliyoruz. çizmek istiyorum? Fransız devrimi olduktan sonra bilim akademi kendi kavramlarını o zaman üretti. Yani bugün bilimsel dediğimiz, akademik dediğimiz kavramlar dönemde kullanılmıyordu. Ve dönemde kullanılmadığı için yani ben Evliya Çelebi'nin senden aktardığım bu notun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çağın ilerisinde olduğuna da bir vurgudur aslında bu. Çünkü çağın kavramlarıyla değil, kavramın dışında bir kavramla tanımlıyor. Yani Fransız devrimi çok çok öncesinden akademik bir tanımlama yapmaya kalkmış aslında. Çünkü belli ki yani dergahlarımızda gerçekten düşünür ve Rızalık Şer'i yapılanmasını oluşturan kişilerden oluşuyor. Bu çok net. Şimdi bir taraftan da hani şimdi Rızalık Şehri vardı diyorsun ve dergahlarda bunun için bir örnek olarak veriyorsun. Ben Vardı birazdan tabii ki, Börtgücü olmaz olur hareketine doğru mu? da Halen gelmeni isterim. kalıntılar günümüzde bile var. Yani mesela dergahlarda Yunus örneği de vardır. Mesela işte kıtlık döneminde dergaha gelir ve dergahtan tohum ister. Dergahtakiler de tohum mu nefes mi istersin derler. Yunus tekrar tohum ister. Ama sonra düşünür yani tohumu bu kıtlıkta hadi bir sene daha yedim, kurtuldum. Tohum ne yapacağım der ve geri dönüp tekrar o kolektifin parçası olmak ister. Yani burada şimdi bu hikayeyi hep anlatırken biz hiç şeyi düşünmedik senin kitabına kadar. Ya burada bir Rızalık hukuku zaten var. Rızalık Şehri gibi dergah işliyor. Neden? Çünkü birlikte üretip birlikte tüketenler var ve kıtlık döneminde mal ihtiyacının fazlasını da herkesle paylaşabiliyorlar. Yunus bu örneklerden biri. Söylencemizin bile tam ne anlama geldiğini aslında burada göremediğimizi, kaçırdığımızı düşünüyorum. Buradan bile Rızalık Şehri'nin dergah yapılanmasında var olduğunu görebilirdik. İhtiyaç fazlasını bugün kim kimle paylaşıyor ki prim? Dergahlar bunu kayıt ve koşul belirtmeden gelene verip gönderiyor. Sadece söyledi istersen bunun parçası da olabilirsin. Nefesteki kasıt da zaten bu. Ve Yunus da nefesi isterken zaten dergaha girip bu eğitimi almaya başlıyor. Bu eğitimi aldıktan sonra da zaten coğrafyada gezinmeye başlıyor ve buna ilişkin sürekli nefesler söylüyor. Yani burada bile yakalayabiliriz. Peki prim sadece dergahlarda mı kaldı Rızalık Şehri yapılanması? Dergahlarda birlikte üretip birlikte tüketmekten